Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 13. sözden Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'anu ma huve şifaun ve rahmetin lil mu'minin. وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرًا وَمَا يَنْبَغِي لَهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ 17, 82, 36, 69 Sayfa 140 sözler. Aynen onun gibi Kur'an-ı Mucizül Beyan dahi şeytan farklı farklı insanlara farklı farklı zaafları olduğunda farklı farklı sorular soruyor. Şeytan devre dışı bırakılırsa hayat donuk olur. Donuk olurdu. Şeytanın mantığını bir söyleyeyim size. Vesvesede de kullanabilirsiniz. Şimdi şeytan abdeste, imana, sihata. Yani abdeste imana, sihatta olur, sağlık. Daha çok piyasada olduğu için onu da ekledim. Şeytan yapısı ademi olduğu için, yani ademi alemlere çalıştığı için, yani kendisi ademi değil. Adem alemlere sabına çalıştığı için o varı vücudu, var olan bir şeyi yok olma adına dönüştürüyor yapısını veya gayret ediyor. Mesela uygulayayım. Abdesti olana abdestin yoktur der. Şüphelendirme abdest üzerine olur. Kesinlikle abdesti olmayana abdestin yok ha demez gider alır diye. Demesinin sebebi o derse sana abdestin yok. Abdesti olduğuna en kesin delildir ve tapusudur. Abdesti olduğunun tapusu onun hakkında vesvesin gelmesidir. O zaman abdestlisin. Çünkü mantık bunun üzerine kurmuş adam. Yapısı bu. Çünkü vücudu Adem'e dönüştürmek üzerine çalışıyor. Bu sözüm herkesi alakadar belki etmez ama ilmidir. Vücudu Adem'e dönüştürmek, Adem alemler hesabına çalıştığı için bu mantıktan çıkarak böyle misallendiriyor. İmanı olana, imansızsına, iman gitti der. İmansıza gidip de imansızsın demez. Gider oynatır orayı karıştırır, adam da gider iman sahibi olur. Adamın işine gelmez. Adam imanı olana imansızsın der. İmansız sana diyorsa imanlı olduğuna tapudur o. Çünkü şeytanın özelliği bu. Varı zıt gösterir. Sağlıklısın, hiçbir şey yok. Tansiyondur, kalptir falan. Bir kötü haber dinlersin, duyarsın. Acaba bende de var mı? Acaba patlar mı? Falan. Yüksek tansiyon patlar mı? Böyle diyorsa sağlıklı olduğuna delildir. Bilmem anladınız mı? Mantığı, şeytanın mantığını ve psikolojisini yakalarsanız hayatınız rahat olur. Yoksa duman olur. Acillerde nefes alamazsınız. Cebinizde olmayan hastalıktan kapını taşırsınız. Bir meşhur artist var böyle bir tanesindik. 6 tane ilaç taşıyormuş. Ne olur ne olmaz felç olursa hemen bunu içmem lazım. Öyle bir şey yok da taşıyor. Ne olur ne olmaz yüksek tansiyon beynimi patlatır. Beyin kanaması olursa bilmem ne. Kalp için şey yapıyormuş. Şeker için 5-6 tane böyle ciddi hastalık için kap taşıyor. Peki niye böyle yapıyor? Şeytan tepesine binmiş. Yani şeytan mantığı bu. Dimağda vehim var. Bu vehimin de yaşa yokun üzerine kurulmuştur. Yok üzerine kurulmuş. Yani yoku var gösterir. Mesela hastalığın yok. Oldu. Tansiyonu yükseltti. Tamam. O da yoku
dipten böyle ezberleyebilirsiniz. Yoku var göstermeye, aşağıdan yukarıya. Şeytan ise var olan aşağı indirir. Yani vehim yoku var gösterir, şeytan varı yok gösterir. Vehmi tetikleyen şeytan değil mi abi? Evet, ama şöyle, vehmi tetikleyen nefs emmaredir, harici sebeplerdir. Sen kötü bir haber duydun, vehmi tahrik eder. İlle şeytanla alakası yok çünkü şeytana da iftira yapmayalım. Adam da diyor ki vallahi her şeyi bana yüklediniz ya diyor. Sanki ben çöp tenekesi miyim diyor. Vehmin düğmesine insan kendi basıyor zaman. Kendisi basıyor. Vehmin kaynağı bizim bildiğimizi yapmamaktan kaynaklanıyor. Duyduğumuz kötü şeyler, muhatap olduğumuz hadiseler öyle bunu aktif ediyor. O zaman vehim bize konuşuyor, bize konuşmak. Evet. Yani bir şeyi yanlış yaptığımızın ifade, evet. Yani mesela vehimi onu, bunlar hep koymuş Cenab-ı Hak ki, hani acayip bir sistem çalışıyor, sana doğru yaptırmak için. Yani haşir meydanında bu yanlıştı. Yani desen ne olur ki, iş işten geçmiş. Bu dünyada böyle bir sistem çalışıyor ki, amelimizi, itikadımızı sorgulanıp doğrusunu bulmakla. İkisini ortadan kaldıralım, vehmi kaldır, şeytan kaldır. Vallahi hayvan gibi bir şey olurduk. Şeytanı kaldır. Sığıra şeytan musallat olmadığı için ne kafirdir ne Müslümandır. Melek de öyle ya. Melek olmak istemezdim ben. Zaten bir kere Allah böyle yaptı. Onu tenkit sorgulamam. Mantıken de şöyle. Ben niye şeytan olayım, melek olayım ya? İnsan daha onu da açabiliyor. Yani bunu burada kuralını öğrendin mi sistemi? Bu sistemin işlevini öğrendin mi çok rahat edersin. Yoksa acımasız azap çekersin. Bunların sebebi vehim ilmimizin şeytan amelimizin sorgulayıcısıdır. Bir de söylüyorum. Vehim ilmin şeytan amelin sorgulayıcısıdır. O mantık üzerine kurulmuş. Şimdi bununla devam ediyoruz. Şimdi neyi anlatmak istiyordum onunla? Şeytan herkesin bir zaafına girer. Gider ki, birisine der ki, kutuplardaki insanlar ne yapıyor diyor. Onlar nasıl namaz kılacak diyor. Kendisi namaz kılmıyor. Başkasına der ki, sen diyor, İslamiyet'in doğru olduğunu nereden biliyorsun diyor. Buna böyle diyor. Yani herkesin nabzına, zaafına göre tezgahını kuruyor adam. Kur'an-ı Mucizül Beyan'daki hakikat-ı mümkünata dair ki o hakikat, yani Kur'an mevzusu itibariyle bir insanın bahsetmesi mümkün olmayan yöntem ve sistemle hareket ediyor. Nasıl o? Bir daha söyleyeyim. Şimdi bir insanın Kur'an'ın ortaya koyduğu mevzuyu normal bir insanın mevzu edebilmesi imkan haricidir. Edebilmesi için Kur'an gibi bir ilim gerekiyor. Gerekiyor. Yani normal bir insan değil, anormal insanlar dahi olsa Kur'an'ın ihtiva ettiği yapı, sistem bir normal bir insanın özelliği değil. Yani insanın şeyine benzemiyor. Şöyle diyeyim, 3 mertebe var. İnsanlar seviyesi bir ilim, insanın altındaki bir ilim, insan üstü bir ilim. Şimdi Kur'an'ın yapısı, sistemi, ilmi, bahsettiği mevzular beşerin kitaplarına benzemiyor. Fiziğe, tıbba benzemiyor. Matematiğe benzemiyor. Edebiyata benzemiyor Kur'an'ın mevzusu. O zaman ya beşerin kitaplarının altındadır haşa, ya üstündedir. Şimdi baktığın zaman Kur'an, profesöründen cahiline kadar, kadınından erkeğine kadar, köylüsünden şehirlerine kadar, dünüyle bugünüyle, 1400 sene önceyle sonrası hepsini içine alan ve sordukları soruya mukti bir cevap nitelikte içinde manayı koyması bir beşerin muvaffak olabilecek bir mevzu değildir. Böyle bir şey olmaz. Fizikçinin kitabını fizikçiler okur. Biyolojicilerin kitabını biyolojici okur. Şimdi hangimiz anatomi kitabını okuduk? Anatomi şu, böyle bir kitap.
Yani o sergiye gittim de kemikten geçerken abi diyor, bak buradan göstereyim. Şu çukur var ya kemik, şu çukurun bir ismi var anatomide, tıpta. Şu bölümün bir şeyi var. Her bir sinire bir isim verilmiş. Bilmem ne. Şu çukurun bir ismi var, inişin çıkışı var, çıkışı var, bilmem ne. Girişi çıkışı, evet sağlıkçı. Ondan sonra. Yani hepsi, oradan geçmek diyor, sergiye gittim Flora'ya, bu cesette. Doktorla beraber, ötekiler de şaşırdı o sergidekiler. Onlar da bize göstermek için geldi ama sonra doktor dedi ki, abi dedi tam yeri gelmiş dedi, kalp burası abi dedi. Aha sana akciğer, aha dima, bu kalpte mana nasıl buralara çıkıyor, sesten bizi çıkart dedi. Ondan sonra hepsi diğerleri de geldi o sergide. Konuşuyordun aha sana insana diyor. Ortadan söylüyordun diyor. Tamam. Yani kalpte nasıl çıkar, o akciğeri şey yapıyor. Öyle bir ki litrik asit mi bir asite koymuşlar. Mesela bir organı veya cesedi nasıl bir formül yapmış? Mesela diyelim ki sinirler sağlam kalacak. Et kemik eriyor, sifo kalıyor. Bunu iskelet yapıyorlar. Formaldehide koyuyorlar. Evet. İşte ne diye yapılarsa işte o tabir. Sonra siniri koyuyor, sinir sabit yapıyorlar. Kemik et eriyor. Sonra damarı esas alıyorlar. Evet. Acayip flora. Ve vallahi hem gittim pişmanım hem çok seviniyorum. Gittim, dünya biraz manası vardı benim için. Şimdi boş değil, bomboş oldu şimdi. Oradaki kıza dedim ki, ya dedim bu adam buradan nasıl dedim sabredi, hangi adam dedi. Et sağlam. Bu değil ki dedi. Bu kimdi dedim ya, bununla oynuyordu, top oynadı, yemek yiyordu. Ya o da ilk defa görüyor. Oysa bizi takdim eden kişi, hakikaten dedi ya bu, Allah Allah. Bu adam gibi hiç bakmamış. Hiç bakmamış. Zannetmiş ki plastik. Dedim hakiki mi? Hakiki dedi. Bu adam kendisi nerede? Bu değil dedi. Bu değilse bu kim oynuyor? Nerede bu dedim. O zaman bu kim? Bu değilse bu kim? Ve olmayan nerede? Kızın kafasını kapatıyor. Sonra dedi ki hiçbir şey demedim. Dedim ki bu kim biliyor musun deyince hemen kız her tarafını kapat. Bir odun düşün dedim, odun. Kalem vardı cebimde. Odun düşün dedim böyle. Onu anlayacağım misal, odun. Odunun, yani bardağın içinde su var. Bardak ayrı, su ayrı. Odunun içinde nur var diyemezsin. Çünkü odun ayrı, nur ayrı olamaz. Su ayrı, bardak ayrı. Ha, odun iki zıt ve çok zıtların yapılanmasının dışa görünüşüdür. Mesela odunda nur var. Yaktığınız zaman ışık çıkar. Odunu yaktığınız zaman duman çıkar. Göz gözü görmez. İkisi zıt değil mi? İkisi zıt. Odun bir yerdedir. Yapısı her yerde olan bir özellik. Yaktığınız zaman odun her yerde. Ama yakmadan önce bir yerde. Odunun içi karanlıktır. Karanlıktır ama nur orada. Şimdi bak. İyice karıştı kafası. Şimdi bu odunu görüyor musun dedim. Odunun en büyük düşmanı ateş bunun içinde. Odunda duman var. Var mı? Var dedi. Neresinde? Her yerinde. Hiç ses yapmıyor. Ben cevap veriyorum. Odunda nur var. Bak çok antika. Odunda nur var. Neresinde? Her yerinde. Yani odunun içinde nur yok. Nur kendisini odun olarak, duman kendisini odun olarak, ısı kendisini odun olarak, ışık kendisini odun olarak, latif olan o çıkan ısı, kalori kendisini odun olarak mı gösteriyor? Bunların tamamını kendisini odun olarak gösteriyor. Şimdi sana soruyorum, kıza dedim. Şimdi bunun içindeki, içi demeyeceğim, bunda bulunan nur, oduna ne kadar yakındır? Yakın uzak diyemem ki dedi. Bu cesede de ruh öyle yakın. Odunun içerisindeki odunda bulunan duman, nefse misal, odunda bulunan nur, ruha misal. İki zıt yapı bedende de öyle. Benim nefsim, benim ruhum. Nefis örter, ruh açar. İki zıt yapı kendisini odun olarak göstermiş. Bu odundan kasıt bedendir. Odundaki dumandan kasıt nefistir. Odundaki nurdan kasıt ruhtur. Şimdi bu kendisini odun olarak gösteriyor.
Sana başka bir dedim, ufkunu açayım. Nur, odunda olan nur, oduna ne kadar yakındır? Ahiret dünyaya o kadar yakındır. Odundan kasıt dünyadır. İçerisindeki duman cehennemden, içerisindeki ısı ve ışıktan, yani ısı, yani şey nurdan, odundaki ısı, odundaki duman cehennemden, odundaki latifelik ve nur cennetten haber verir. İki zıt dünya olarak ifade ediliyor. İşte duman ve ateş oduna ne kadar yakınsa cehennem dünyaya o kadar yakındır. Odundaki latifelik, latif, her yerde olmak ve nur oduna ne kadar yakınsa cennet dünyaya o kadar yakındır. Odunla nur arasındaki ilişki, dünya ile ahiret arasındaki ilişki aynıdır. O zaman ahiret nerede? Odunun neresinde nur varsa ahiret orasındadır dünyanın. Şimdi bu ceset cesede bakıyor. Bak ruhu nerede? Ya oduna nasıl monta etmişse Allah, hangi ilim ve teknolojiyle oduna nuru nasıl monta etmişse, aynı ilim ve teknolojiyle bedene ruhu öyle monta etmiş. Şimdi dedi ki, ya dedi bu manayı, kelimeyi o zaman anlat dedi. O nasıldı dedi. Bak kalpte mana, yuvarlak bir mana var. Mana. Böyle meyil ediyoruz yani, konuş konuşma de, deme, düşün düşünme. Var ya böyle bir coşar gibi, bir kalıpsız bir mana coşar yani, bir hal. O gelir dimağa, buraya taşınır. Buradan tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizam, itikat, yani buralara geçer imbiklerinden. Kimisi şekillendirir, kimisi mana takar. Yani bir yerde tornavida açar, bir yerde kaynak yapar, bir yerde şişirir, boya vurur, bilmem ne yapar. Yani yedi tane hepsinden o mana özellik giydirir. Mesela tahayyülden libas giydirir, şekillendirir. Tasavvurda mana yükler, özellikleri. Böyle takar. Taktıktan sonra vicdana iner, mahkemeye. Deme, ayıptır, günahtır ya, olur mu falan. Mahkememiz var. Haşir meydanın küçük mahkemesi vicdandır. Onun için deriz, olan ne vicdansız adam ya. Tartıyı akılla yapmış, ne akılsız demiyoruz, ne vicdansız adam diyoruz. Çünkü mahkeme burada. Haşir meydanın küçük provası vicdandır. Vicdandan geçiyorsa adam zaten bitmiş. Bu mana kalpten çıktı. Dimağda boyalandı. Gösteriyorum orada. Adima. Zaten elimi de süremiyorum. Biraz şey yapıyorum yani böyle. Ömrüm ceset yıkamayla geçmiş ama buna nedense elimi süremedim ete yani böyle. Ondan sonra geliyor vicdan. Vicdan nerede abi dedi. Kalbin içerisinde. Abi neresinde? Odunun neresinde nur varsa orasında işte vicdan. Şimdi tamam. Abi sonra. Abi nasıl çıkıyor? Dur. Bu kalpteki mana akciğere gider bu sefer. Ya şey vicdan onayladı. Kalpteki mana dimağa gitti. Dimağdan vicdana geldi. Vicdandan onayladı. Söyle bunu. Vicdandaki o şekillenmiş. Vicdanda da irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye'den de geçiyor. Doğru akciğere geçiyor. Akciğerde de bronşlar hava geliyor. Havaya giriyor mana. Mana havaya giriyor. Abi dedi mana havaya nasıl giriyor? Bir de onu anlatayım sana. Havaya mana nasıl giriyor? Aynı şöyle giriyor. Bir tencere kap düşün. Su. Su tamam. Şimdi odunun içerisindeki ısıyı tornavida ile pense ile tornavida ile de veya bu şey diyorlar bu kerpeten değil bu şey var oto kaportada yapıyorlar böyle torna tezgahları torna tezgahlarından kerpetenle penseyle odunun ısısını alamazsın. Neyle alırsın? Kirbitle. Odunu yaktın. Odundan ısı çıkmadı mı sıcak? Odunun içerisinin ısıyı alıyorum. Altına koymuştum ya şeyi. Tencerenin içine su var. Suyun içerisine ısıyı veriyorum. Odundan aldığım ısıyı suyun içerisine nasıl sokuyorsam ısıyı, o manayı da gelen havaya öyle sokuyorum. Suya ne diyorsun? Aman elim yandı. Niye sıcak su? Isındı kardeşim. Isındı ne demek?
Isındı ne demek? Kilosu değişti mi? 10 kilosu ısıttı gene 10 kilo. Değişmedi ki. Odundan aldığım ısıyı suyun içine koyduğum gibi vicdandan gelen manayı havanın içine böyle soktum. Mikrodalga fırın gibi abi. Aynı mikrodalga fırın gibi. Ha, aferin lan sana. Kafan çalışıyor bazen elhamdülillah. Sonra Ozan gel de Fuzuli konuş ha. Bu anlattıklarım senin konuşman. Sonra oradan akciğerde yüklendi mi havaya bronşlarda? Geldi ses tellerine. Bana gösterin dedim, ses telleri nerede burada? Ya dedi, o çok acayip dedi, bunun içinde çok ufak onu gösteremiyor. Böyle bir parçaymış böyle. Beni çok etkileyen başka diyeceğim, beyincik varmış. Şurada mı dedi, şu yanda mı ne? Şu ufak bir böyle bu, bütün o kiloymuş, zayıfmış bilmem, psikoloji bilmem ne. Hep o salgılama o yaptırıyormuş bizi. Yapma ya, bu kadar bir şey. Allah Allah. O çok acayip, çok etkiledi beni. Bir de akciğerim etini, yani her şeyini nasıl yok et, erittiler, sırf bronşlar kaldı. Nasıl biliyor musun böyle? Denizden çıkan mantar gibi delik falan. Sigara içenle içmeyeni gösteriyor. Orada da bir kutu koymuşlar böyle. Onu görenler hemen cebindeki sigara atıyor içine. Hemen sigaraya tövbe diyorlar. Yani o akciğeri gören hakikaten sigara bayağı yığın olmuştu. Şimdi suyun içerisine odundaki ısıyı nasıl soktun? Ha, vicdandan gelen mana akciğerde havaya yükleniyor. Hava geliyor, mahreçlere dönüşecek. Boğazda ses tellerine. Benim kimliğimi, ses tonum, vurgulamam, ifade tarzım benim aynı zamanda senin. Her kimseye benzemiyor. El sinetikum lisan ve elvanikum siman benzemiyor. Herkesi kendi karakteri gibi oluyor. Oysa bu kadar küçük bir ses tel bölgesinde gelen manalar harflere dönüşüyor şimdi. Harflere dönüşüyor. Ona da tak deyip geliyor. Tamamen beni taşıyor. Yani böyle bir fotokopi değil. Tamamen manamı taşıyor. Kendimi taşıyor. Lafızda insanın ruhu var. O şu anda benim konuşmamda. Hayatım var. Fikirlerim var. Hissiyatım da var. Ona örnek vermiştim, siz hatırlarsınız. Adam müzik söylüyor. Bir aklım batsın bu dünya diyor. Adam jiletleniyor. Yani peki müziğin içi, müziği dinlerken niye jiletleniyorsun? Çünkü müziğin içerisine adam hissiyatını koymuş. 25. kare. Sen hala Abdülhamit dönemini mi yaşıyorsun? Adam eğer o müziği, bak iyi dinleyin burayı. Müziği söylerken o artist kendisi jiletlenecek bir duyguyla yaktın beni, viran ettin derken jiletleniyorsa bu fiil de kelama yükleniyor. Onu kim dinlerse o da böyle yapmak ihtiyacını duyar. Şey benziyor. Mesela bir video seyrediyorsunuz. Bir adam zalime karşı direniyor. Tek bir adam. Filmin baş kahramanı. Böyle acayip, biz de filmi seyrederken içine gireriz, o adam oluruz. Kahraman olmak, zalime karşı direniriz. Falan adam gittikçe muvaffak olur vesaire, en son hakim olur. Ve televizyon bunu, diziyi gösterirken babasının hayrına sana göstermiyor. Milyarlarca harcamış diziyi sana bedava seyrettirmiyor. Niye ettiriyor? Bak bunun için seyrettiriyor. Sen onu seyrettin, böyle zalimi, koca orduyu durdurdu, kahraman oldu. Ondan sonra diyor ki sana, şu mesajı veriyor. Sen de böyle kahraman, böyle zalime karşı muvaffak olmak istiyorsun değil mi? İstemez olur muyum? Ben de zaten bir saatten beri terden su döktüm. Yani hep o oldum. Ha, sen de kahraman olmak istiyorsan bu ne yaptıysa o kahraman olmasına sebep malzemelerdir. Bu çarpışırken McDonald's'a gitti. Sen de gidersen. O giderken gösteriyor. Bu kiliseye gitti. Sen de gidersen. Bu olayları yapmadan önce saate baktı. Kamera tak saate gülüyor. Sen de kahraman olmak istiyorsan böyle bir saat takacaksın. O ne gömlek giydi? Tak hemen bir suda yıkanırken gömleğini atıyor falan, markası gözüküyor. Ha, sen de bu markayı giyersen, tamam mı? Bu arabaya binersen, burada eşyayı 25. karı sana yüklüyor. Sen de çıkıyorsun ertesi gün. Ulan o marka nerede ya falan. Ben istiyorum zannediyorsa, oysa 25. karıyı sana çaktılar. İşte kelam. Kelam, sözler de geliyor akciğerden, ses tellerine, sonra bitmiyor, kelama dönüşmüyor. Kelamı usluba atacağım şimdi. Çıktı şeyden, ses tellerine çıktı. Şimdi uslup, kelamı da usluba koyacağım. Uslup, benim hareketim, mimiklerim, bedensel faaliyetim, sert,
yumuşak, kültürüm, yaşım. Benim bu bütünlüğümün adı usluptur. Ya doğru söyledi ama uslubu bozuk ya. Yani söylediği şey doğru ama davranışı çok fiyasko. O kelamı da uslubun içine koyuyorum, gönderiyorum sana. Bende hangi yerlerden boyalandığı da gelmişse sana, sendeki onları uyandırıyor. Gel de her şeye, söze git, her konuşmaya muhatap ol, her diziyi seyret, her efendim şey kitabı oku, herkesin sözünü dinle. Ona göre ne dinliyorsan içeriye giren her şey hayatlanıyor, ruhlanıyor. Hiçbir şansın yoktur. Şimdi şeytan denilen şu birim, bu bizim okuduklarımızı yapmadıklarımız şeytana dönüşüyor. Şeytan gidip kütüb-i sitteyi okuyup da, hadis kitabını veya ilmihal okuyup da efendim bize hücum etmiyor. Mesela ne okudun? Mesela diyor ki namaz kılmayan şöyle şöyle cezası var falan, camide şurada burada duydun. Tamam. Şimdi sen bunu yapmasan şeytan şimdi oradan sana vuracak. Ulan cehenneme gideceksin ha falan. Nereden biliyorsun şu kadar şu kadar cezası var? Gitti hocayı o mu dinledi? Kitabı o mu okudu? Yok, ben okudum. Ha, uygulanmayan, eyleme geçmeyen her bir bilgi şeytanın elinde vesvesedir. Şimdi hakikat-ı mümkünata dair Kur'an'ın, yani Kur'an beyan ederken sırf dünya hayatını dünya ile izah edemezsiniz. Mesela bak, ben kimim? Beni nasıl tanımlayacağım şimdi Abdullah? Ben portakal değilim. Portakalla kendimi izah edemem. Ben deri değilim. Ben neyle izah edeceğim? Ben güneş değilim. İnsanı tanımlamak için etrafındaki eşya ile tanımlayamazsınız. Ben armut değilim. O zaman ben kimim? Ben şeftali değilim. Ben kimim o zaman? Hak, ben karaciğer de değilim, böbrek de değilim. Yani insanı insan üstü bir varlıkla kıyas edilerek izah edilir. Ben tavuk değilim. Herhalde tavuk değilsin de seni soruyorum zaten. Aynı bunun gibi dünyayı da dünya ile izah edemezsiniz. Dünyayı kıyas etmem için mesela diyelim ki bu nehir nedir? Kaya değildir. Tamam, doğru. Bu nedir? Armut. Ne demek armut? Şeftali değil de ondan. Yani kendi cinsinden olanları kıyas edersiniz. Tanımlarsınız ne olduğunu. Ama insandan daha kıymetli bir varlık olmadığından insanı alt verilerle izah edemezsiniz. İnsanı ne oldu? İnsan kimdir? Vallahi sığır değildir. Herhalde canım ya, bırak şimdi sığırı, zaten sığırı aşmış. Tavuk değildir, armut değildir, dünya değildir. İnsan bütün varlıkların üstü olduğu için insanı tanımlamak için alt veri tabanlarının malzemesiyle insanı izah edemezsiniz. Aynen bunun gibi. Dünya nedir? Vallahi dünya armut değildir. Ya dünya armut dediğimiz dünyanın içindeki bir şey ya. Dünya nedir? Deniz değildir. Ya kardeşim, dünyadan bahsediyorum. Ha, o zaman dünyanın ne olduğunu anlamak için dünya ile dünyayı izah edemezsiniz. Başka bir alem olması gerekiyor. Başka bir o ahiret olması lazım. Yoksa dünyanın başı hiçlik, sonunda bitecek hiçlik. İki hiçlik arasında varlık fiziğe, entropi kanununa göre zıttır. İki hiçlik arasında varlık yoktur. Olamaz. Mantıkta da yoktur, fizikte de yoktur. Termodinamik kanunu var. Entropi denilen bir bölüm. Biz okuduk onu. Yani iki hiçlik arasında varlık olamaz. O zaman dünyayı dünya ile izah edemezsiniz. Edilemez. Daha üst birimle izah edilmesi lazım. Şimdi Kur'an bunlardan bahsediyor. Varlığı, varlığın ifadesini, varlığın içindeki detaylarla değil, üst birimlerle uyandırıyor. Mesela diyor ki, bende beka var. Var mı? Sende de var değil mi? Beka arzusu var, sonsuzluk arzusu var. Yok mu Muzaffer sende? Var. Var. Peki, bende niye var? Vallahi annemdeyken ben, annem pirinç yedi de ondan geldi. Pirinç, yani beka arzusu pirinç olamaz. Vallahi bendeki beka arzusu şeftaliden gelmiştir. Neyle izah edemezsiniz? O zaman Kur'an diyor ki, Kur'an için doğrudur. Sende beka arzusu var mı? Var, evet var. Ha, bak bakalım bu beka arzusunun kaynağı dünyada hangi şey olabilir? Mantığını hangisi uyuyor? Baki olması lazım. Baki olandan bakilik gelir. Faniden baki özellik olamaz. Doğuştan amadan göz olamaz. Akılsızın akıl ustası olamaz.
Hiç kimse kusura bakmasın, oto kaportası dükkanına amayı, sopayla dolaşan amayı oto kaporta boyacısı usta olarak almaz. Hiç gördünüz mü oto kaporta dükkanına ben boyacıyım falan diye ben çalışmak istiyorum. Kim alır? La kardeşim yolunu bulamıyorsun, arabayı mı bulacaksın? Nereye bulacaksın ya? Ha, demek ki gözü köre veremezsiniz. Din değil bu söylediğim. Bu insanlığın ve mantığın özelliğidir. Kulağa, sağıra veremezsiniz. Aklı cahile veremezsiniz. Varlığı hiç diye veremezsiniz. Bakiyi faniye veremezsiniz. Yani bunu dine muarızlık yapacağım, zıt yapacağım diye bunun aksini iddia etmek, insanlığını inkar ediyorsun. Ben dinden bahsetmiyorum. Ama realiteden bahsediyorum. İlmi cehalete veremezsiniz. İlmin kaynağı cehalettir diyemezsiniz. Varlığı yokluğa veremezsin. İşte diyor ki, sende beka arzusu var mı? Var. Kur'an diyor şimdi. Var mı? Bak bana şöyle uyandırıyor. Var mı? Var. Bak bakayım. Beka duyguna, latifene, kaynaklık yapabilecek, kaynak olabilecek aklında kullanarak, beka arzuma şundan diyeceğim, şundan gelmiştir diyebileceğim bir kaynağın var mı? Bak bakalım. Hangi faninin içinde baki göreceksin? Aklınla kesinlikle yok. Yok. O zaman diyor ki, bak sen de bu konduğuna göre balık kokusu, mesleğiniz ya, balık kokusunu aldıktan sonra, köpek bile kokuyu aldıktan sonra asla demez ki bunun kaynağı var mı? Köpek kokuyla avına gider değil mi? Sen de güvenirsin köpeğe. Ulan köpeğe itimat ediyorsun, kendi latifene itimat etmiyorsun. Köpek kokuyu alınca kaynağını şüphe etmeden giderse, sendeki beka arzunla, bu kokuyla bakiye gidemezsen, olur mu şimdi? Bak köpek bunu yapıyor, gerisini eklemiyor. Diyor ki, sendeki bu bakilik balık kokusuna benzer. Balık kokusu olsun, balık olmasın olur mu? Olmaz. Balık kokusu varsa, balık da vardır. Tamam, vardır. Nur varsa, lamba var veya güneş vardır. Sendeki bu beka kokusu baki işaret ediyor. Acaba diye soru soruyorum Kur'an'a. Kur'an diyor ki bu sefer tamam. Peki sendeki beka arzusunun iki şıklandırıyorum. Sendeki beka arzusu bakiden geliyordur. A şıkkı. Faniden geliyordur. Hangisi daha sana uygundur? Bekanın kaynağı fani olsun. Bu mu daha mantıklı? Benim beka arzumun kaynağı fanidir. Aferin lan sana, helal olsun. Bayağı zikisin. Ulan dini inkar edeceğim diyor. Dinden bahsetmiyorum. Ben yani realiteden bahsediyorum. Dini inkar edeceğim diyor. Adam kendisini inkar ediyor. Aklını inkar ediyor. Aklı verilere taban tabana mantık kullanıyor şimdi. Diyor ki bu kainata dair ki o hakikat dünyanın iptidasından tut ta ahiretin en nihayetine kadar uzanmış. Yani ifadesine bak Kur'an'ın. Kainatın kuruluşundan sonuna kadar. Yani dünyanın içindekilerde. Mesela biz diyor, iki denizi saldık. Meracel bahreyni yeltekiyan, beynehuma berzahunna yebiyan. Biz iki denizi saldık ama siz bakarsanız zahirde deniz birbirine karışmış. Hayır diyor, biz orada bir berzah koyduk. Birbirine karışmaz diyor. 1400 sene önce. Kaptan Kusto geliyor. Bakıyor Kızıldeniz orada, Cebel Tarık Boğazı'nda. Evet, iki deniz birbirine karışmıyor. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kaptan Kusto'dan önce kaptan mıydı? Nerede bilecek ve ne alakan var senin okyanusların dibinde ki bir yapıyı oluşumdan bahsetmen dinin neresinde yani? Bu neresi din yani? Çünkü din o zaman hayatın yorumlamasıdır. Yani din namaz, oruç falan değil ki. Varlığı yorumluyor. Din tuvalete nasıl gireceğini söylüyor. Ama ben daha önce, nurlardan önce Karl Marx okumuşum. Hiçbir öğretide, hiçbir felsefede tuvalet adabı yoktur. Hiçbir öğretide Kızıldeniz'in iki ayrıldığı şey yoktur. Efendim biz diyor semayı sabit zannediyorsunuz. Oysa genişletiyoruz. Hayır. Ondan sonra hakikaten kainat genişliyor vesaire dolu. Peki ben şunu demek istiyorum. Yani bunun ne alakası var dinle ya? Senin ne işin var semada? Senin ne işin var tuvalette? Senin ne işin var Kızıldeniz'de? Acayip bir şey ya. Demek ki hayatın bütün safhalarını içine almış. Böyle bir şey lazım bana. Vallahi öyle bir din öğreti lazım ki bana. Tuvalete nasıl gireceğimi.
Orada tükürüp tükürmeyeceğimi, özel hayatımı, savaşıma kadar, esirlere nasıl davranacağım? Acayip bir şey ya. Uzaylardan en önemlisi benim fıtratıma hedef gösterecek. Tamam dünyanın tanzim etti ama ruhum beka istiyor. Ruhum doyması lazım. Mide gıda istediği gibi akıl da ilim istiyor. Kulak ses istiyor. Göz şekil istiyor. Ruh maneviyat istiyor. Neyle dolduracaksın? Yaktın beni, pişirdin, kül ettin, ne olur mu şimdi? Şarkı türküyle de olmuyor. Ondan sonra onlar intihar ediyor. Jiletleniyor. Çekiyor esrar. Çare değil, daha beter oluyor. Değil yani. Ya çareyi göstereceksin. Diyeceksin ki Kur'an'ın koyduğu çare olmuyor. Aa benim çare. Alternatif getirecek. Kuru tenkit tahriptir. Değildir. Hangisi doğrudur bilmem ama bu değildir. Böyle olmaz. Bu değildir. Çünkü budur. Bunun karşısına bir alternatifim var mı? Nedir o? İkide bir bağnaz, geçimsiz, kişileri hedefleyici sistem. Dünyanın iptizasından tut. Kur'an'ın ifadesi, mevzusu olmuş. Kainatın, dünyanın kuruluşundan tut. Ta ahiretin en nihayetine kadar uzanmış. Yani fıtratım istiyor, ne istiyor? Bir anda her yerde olmak istiyorum. Sen ne istiyorsun ha? Ben de istiyorum. Her türlü isteklerim yerine gelsin. Var mı dünyada böyle şey? Hiç kimse azap çekmesin. Herkes bilmem ne olsun. Bak bakalım bir tanesi dünyada yok. Bende var. Nereden geldi bu koku ya? Bunun bir kaynağı olması lazım bendeki özelliklerin. Bir yerden kaynaması lazım. Nem var fakat kaynayan deniz yok. Böyle bir şey olur mu? Şimdi Kur'an diyor ki, felsefeye bakıyoruz. Diyor ki öldükten sonra her şey yok olacak diyor. Ölüm fizikseldir diyor. Bitti. Bendeki beka arzusu fiziksel olan ceset. O kıza dedim ki bu ceset dedim bu adam nerede? Hangi adam dedi? O cesede bakıyor böyle. Hangi bu adam yok muydu yerde içeride falan? Yok. Yoksa bu kim dedim şimdi? O değilse bu kimdir? Nereye gitti? Şimdi beka arzunu cesedi yok ederek yani dişine morfin vurarak dişte faaliyet yapıyorsun. Sen hissetmiyorsun diye orada olay yok mu? Orada faaliyet devam ediyor. Yani cesette ben değilim ki. Kaç senede bir değişir. Sen de böyle değildin, ben de böyle değildim. Yani ne oldu ötekilerim? Aynı ama cesedim değişiyor, libasım değişiyor, duygularım değişmiyor. Daha şiddet kesbetmiş. Mesela 15 yaşında beka, ahireti isteme arzusuna bak. Şimdi bu yaşta bak. Şimdi daha şiddetli istiyoruz ahiret olan. Hakikaten ahiretim işi olsa falan. Ciddi olsa. 15 yaşında leylim leylim bir şeydik hepimiz. Öyle bir şey takmıyorduk yani. Şimdi ciddi istiyoruz yani. Yaşlandıkça daha çok şiddetli istiyoruz. İsteklerimize bağlanıyoruz. Değil mi? Dostlarımıza, eşimize, yakınlarımıza eskide aramazdık, şimdi arıyoruz falan. Oğlum ne aramıyorsun falan. Bir bakıyorum ki yaşlandıkça isteklerimize kulak veriyoruz. Ona doğru biraz ahirete meylediyoruz. Bu da gösteriyor ki insan nereye doğru giderse oraya doğru meyli başlamış. Yani bir uzaktan geliyor, aslına doğru gidiş gibi gözüküyor. Gittiği yere göre daha çok istekler başlamış. Acayip bir bu da ispattır fıtratın. Sonra ferşten aşağı, yerden galaksilere, samanyoluna kadar, mesela galaksi için diyor ki Rahman suresinde, gül goncasına benzer diyor. Hakikaten NASA'nın çektiği filme bakın, resime bakın, aynı gül goncası, kırmızı hakikaten. Ya Muhammed nerede mi inecek aleyhissalatü vesselam? Yukarılara çıktığını zannetmiyorum. Böyle tüplerle çıkıp da oksijen azaldığını nerede mi inecek? Diyor ki yesedü. Yukarıya çıktıkça oksijen azalınca insan diye bağırır. O manayı ifade ederken sözü kullandığı harfte boğaz harfi. Boğazı sıkılır gibi olur diyor. Derken boğaz harfini kullanırken manasını derken boğaz harfini kullanıyor. İsedü. Yani manaya seslendirişini de uydurmuş. Mesela cuk bir Yusuf Aleyhisselam suya atıldığı gibi. Mesela vesves. Yani vesvese de aynı seslendirmek gibi. gibi olmuş. Anne babana uf. Hakikaten uf bile demek ki kullandığı tabir de uf. Acayip bir şey ya. Öf. Hani deriz ya. Uf kullanma diyor. Ya bunları takip ediyor ferşten aşağı.
zerreden şemse kadar yapılmış olan şeceri hilkatin hakikatına dair beyanat-ı furkaniyesi. Yani acayip bir şey ya. Kainatın başından sonuna, dünyanın başından sonuna kadar, arştan ferşe, insanın yapısından ve ahiretin özelliğinden böyle bir senaryo çiziyor. Hangi felsefe insanı ahiret vaat ediyor? Hangi felsefe öldükten sonra cennet vaat ediyor? En şeye, Kur'an'a uygun Budizm'dir. O Kur'an'dan almış. O da neyi vaat ediyor biliyor musun? Ahiret yok. Reenkarnasyon. Temel oradan çıkmış. E ne diyor? Diyor ki, yani diyor ahiret inkar edemiyor çünkü fıtratta var. Ahireti de kabul de etmek istemiyor. Diyor ki vefat ettin mi? İyi adamsan yıldızlara çıkacaksın. Orada dolaşacaksın. Tekrar bir çocuğun vasıtasıyla geleceksin. Kötü bir adamsa ya bir köpeğe ya yılana falan cezan kadar bir hayvanda kalacaksın. Köpek ol. Köpeğin cesedine girdim. Benim torunumun kapısına köpek olarak kalınır. Yani insan ruhu köpeğin içine girecek. La kardeşim aslan ruhunu koyuna, koyunun ruhunu aslana koysan uyar. Koyun yemek isteyecek de ot. Aslanın ruhu koyunun cesedinde. Kükürecek. Koyunun cesedi müsait değil. Aslanın ruhu parçalamak isteyecek. Ne eli müsait ne ağzı müsait. Koyunun ruhunu da aslan cesedine koyduk. Ne kadar maskara olur ya. Oradan aslan geliyor. Yapıyor. Şaşırmayız mı ya? Otlayan aslan. Fena seninle oynuyor. Allah Allah ya. Çok vit yapıyorsun otluyor böyle. Acayip. Bunu da koyunu seviyorsun. Aldı başına böyle. Koyunu sevmeye kalkarsan hiç şansın yok. Kurbanla yırtmak için. Kurbanla hangisini yiyeceksin hocam? Kurbanla hangisini yiyeceksin? Belli değil ki. Hangisini kesersin? Ruhunu yemek istersen aslanı kesmen lazım. Ya ne acayip bir tuhaf olur ya. Gidiyor bu ruhu alıyor. Hiç münasebeti olmayan. Ulan benim ruhum zaten burada durmuyor. Sen bunu götürüp koyuna koyuyorsun. Yılana koyuyorsun şimdi. Ne acayip. O zaman nesil artmaması lazım. Aynı sirkülasyon devam etmesi lazım. Oysa nesil artıyor. Yani ölenlerin bir kısmı hayvana girmişse, hayvan cesedi insan ruhuysa ölenler cesede girmiyor. Gelenler çoğalmaması lazım. Nesi çoğalıyor? Nereden arttı bu şey? Ruh. Çünkü ne alemi gaybi kabul ediyor ne ahireti. Sirkülasyon devam ediyor. O zaman aynı nesil aynı devam edecek. Ne azalması lazım ne çoğalması lazım. Aynı olması lazım. Acayip bir şey ya. En yakın olan bu işte. Ahireti. Ne ahiret vaat ediyor? Sonra diyor, cezan bitti mi köpeklikten çıkacaksın, bir öldüreceklersin, hop ruh gidecek. Bakacak hangi kadının hamiledir, ona gireyim. Pat, ona seçecek olan kimin çocuğu olacağım da sen belirleyeceksin. Ha, bu bendeki bu ruh, akıl, maneviyat hep benim ruhumdadır. Annenin karnında bu kafayla nasıl duracağım şimdi? Ona sıfır kafayla zor durdum da 9 ay. Şimdi bu ruhla, bu akılla anne karnında nasıl duracağım şimdi? Durmuşum ha böyle bekliyorum. Hani... Elinde olsa da ölmek istemez o. Mümkün mü ya? Ya hepten manyaklar mı bunlar ya? Ben mi manyağım ya? Allah Allah. Lan de ki ben bu işte yokum. Bak inkar öyle olmaz. Ben sana yolunu göstereyim. İnkar şöyledir. Vallahi ben bu işte yokum kardeşim. Din min karışmam. Ben böyle havamı vururum. Ha? Böyle yaşarım. Ha böyle de ya. Yani bir şey yaptığın zaman hepten maskara oluyorsun. Sonra beyan eden beyanat-ı furkaniye o kadar tenasubu muhafaza etmiş ki bak. Ruhtan bahsederken bedeni incitmemiş. Tenasubu bozmamış. Tamam. Mesela bir amir birisine vazife verirken ötekisini rencide ediyor. Birisini yüceltirken ötekisini kırıyor. Bir iş yaparken yani fıtratına göre bir iş vermiyor. Adam çok kabiliyetli gidiyor basitçeye veriyor. Adamı var ötekisinin hiç kabiliyeti yok kafada basmıyor tepeye koymuş. Yani ne kadar dengeler acayip olmuş. Beşer güya akıllıdır. Bir bakıyorsun ki bedenime uygun bir ruh var. Hiç kimse kendisinden nefret eden var mı? Aman aman görmek istemiyor kendimi. Yok. Bak ruh bedene nasıl alışmış? Yani beyanat-ı Kur'an'ı ruhtan bahsederken cesedi ihmal etmemiş. Dünyadan bahsederken ahireti yok etmemiş. Yani tenasubu korumuş. Dünyayı ahireti, bedeni ruhu, kelamı manayı, sima ile mesela içerideki yapıyı sima içi gösteriyor. Tamam? Mesela adam böyle hakikaten böyle çok esas fıdı böyle sırt bakıyor. Diyorsun ki vallahi içi o kadar acayip ki mübarek. Ne lan mahkeme duvarı gibi yani. İçini gösteren şeydir yani sima. Yani Kur'an öyle acayip yapmış ki
dünyayı bahsederken ahireti bozmamış. Ahireti ifade ederken dünya sistemini bozmamış. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Şimdi kiliseye giderseniz, ki ben gidiyorum Almanya'da, Hristiyanlıktan değil ibret alem için. Ben gidiyorum. Gezmeye değil mi hocam? Gezmeye, yanlış anlamayın, yoksa böyle şey yapmayın falan değil. Tanrım seni affettin. Amen. Gittim mesela, orada tütsü yapılır ve şaraba batırılmış ekmek yiyeceksin. Tanrı'nın oğlu İsa Yezus ikramıdır. Hristiyansan o şaraba batırılmış ekmeği yiyeceksin. Çünkü Tanrı'nın hediyesidir. Tanrı kim? Tanrı'nın oğlu İsa, o da Tanrı'dır. İnsan olduğu Tanrı. Nasıl Tanrı ise asılmış yani. Hem diyor ki çamura gerilmiş, sonra da Tanrı diyor. Nasıl Tanrı çamura gerilir mi? Nasıl oluyorsa oluyor. Neyse, orayı da kabul edelim. Ondan sonra gittin. Şaraba batırılmış ekmeği yedin. Çıktın. Tören bitti, ayin bitti. Arabaya bindiniz. Gideceksiniz evine. Trafik polisi geliyor ki gel buraya. İçkili misin? Öfer bakayım. La kardeşim sen Hristiyan mısın? Hristiyanım de. Sen kiliseye inanmıyor musun? İnanıyoruz. Tanrı'nın hediyesine inanmıyor musun? Tanrı'nın hediyesini ben nasıl reddedeyim? Ben ayinden geldim. Sen gelmedin ayına. Ayinde bana kilisede diyorlar ki Tanrı'nın hediyesidir. Reddedemezsin ye. Sen de diyorsun ki bunu niye içtin? La ben ne yapayım ya bak. Yani dinle trafik çatıştı. Ama din diyor ki kul hakkıdır mesela. Kul hakkına tecavüz etmek. Kul hakkına her şey gider. Kırmızı ışıkta geçmek kul hakkıdır. Mesela arabadan yediğin bisküvitin kabuklarını dışarı atmak kul hakkıdır. Haramdır kardeşim. Benim mahalleme sen atıyorsun. Kul hakkıdır kardeşim. Hangi ya, Allah Resulü'nün zamanında kırmızı ışık mı vardı dedi bir tanesi bana. La kardeşim, başkası öyle bir laf diyeceksin ki hepsini içine alıyor. Başkasının maddi ve manevi şahsiyeti ve kimliğini ve kişiliğini rencide eden, ortadan kaldıran, kısmen dahi onu sen haksız olarak ortadan kaldırmışsan kul hakkıdır. Şimdi ben kırmızıda durdum. Tam yeşilde hakkındır geçiyorum. Pat diye sen oradan geçsen böyle rencide olmaz mısın? Sen korkmaz mısın yani? Memnun olur musun ondan? Bak benim hukukuma tecavüz ettin kardeşim. Hakkıma tecavüz ettin. Ben kuyrukta bekledim yarım saat, sen pat diye girdin. Hastane diyorsan kul hakkı değil midir? Hepsi öyledir. Bak nedir? Haramdır kardeşim. Öyle bir laf söylüyorsun ki hepsini içine alıyor. Ama kilisede yaptığın muameleyi dışarıda trafikte çatıştı adam şarapla. Bizde camide veya burada yapılan sohbet dışarıyla çatışmıyor. Dışarıyı daha kucaklıyor. Bak mesela bu dersten sonra şimdi kızmızlıklar geçebilir misin? Hocam vallahi hep geçiyorum. Bu dersten sonra... Göreceksin. Bir 10 sene önceki bir derste sinek öldürmekle ilgili bir şey dedin. O günden beri sinek öldürdüm. Vallahi kırmızı ışıkta geçme. Geçmeyeceğim. Kul hakkıdır. İnan kula. Mesela bir misal söyleyeyim. Hocam dedi, uçaktan düşen ne olur dedi bana Almanya'da. Şehit olur. Örneğin bir tanesi böyle yaptı, hiç unutmuyorum. Kırşehir'e. Hocam dedi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Aleyhisselatü demiyor da ben söylüyorum. Muhammed zamanında diyor. Yeni birisi. Hiç unutmuyorum kardeşim. Ya uçak mı vardı ki dedi, uçaktan düşen hakkında hüküm söylesin. Bak öyle bir hüküm söylüyor ki onu da içine alıyor. Allah Resulü diyor ki uçak demiyor, apartman demiyor, bina demiyor. Yüksekten düşüp ölen Müslüman imanı varsa şehittir diyor. Yüksekten düşen. Dedim uçak yüksek midir? Dedi. Bina da yüksek, ağaç da yüksek. Öyle bir şey söyleyecek hepsini açar. Oldu mu? Oldu dedi. Uçak mı diye. O zaman eğer bir isim verse onu has yapar. Muayyenleşir. Kur'an ise cihan şumuldur. Yüksekten düşen, sen çatıyı kabul et, ağacı kabul et, dağı kabul et. Dağdan yuvarlandı, öldü adam. Trafik kazasıyla giderken hakikaten imanı var. Bir uçuruma gitti, gitti doğru vadiye. Şehid-i manevi kardeş. Yüksekten, Allah Resulü diyor ki, yüksekten düşüp ölen şehid-i manevidir. Gitti, bak gördün. İmanı varsa, Allah Allah. Efendim diyor ki, boğulan şehittir diyor. Su demedi yani. Bu fıtır gazla boğulur. Ne bileyim, adamı boğarlar. Çocuğun yorgan ağzına tıkanır. Boğulan işte. Boğulma şeklini dememiş, mutlak bırakmış. Çok acayip ya. Ne acayip bir şey ya dünya. O kadar kafama yatıyor ki vallahi ya. Acayip bir şey ya. Tam bana göre ha vallahi. İnandığım için değil, tam kafama yatıyor yani. Ya nasıl bir laf söylüyor, hepsini içine alıyor. Trafikte çatışmıyor, hukukla çatışmıyor, maliyede şurada burada çalışırken memur ya Allah Allah dinin başka bu başka demiyor.
Öcüm öcü gelecek. Aa, başörtü. Türk hava, ben havalimanına gidiyorsun Yeşilköy'e. Bakın başörtülü kızlar peronda çekin yapıyor. İlgilim. Ne olmuş yani başörtü takınca takmayınca? Taktı takmadı. Ne oldu? Ne değişti? Aynı işimi yapıyor. Aynı hanım hanım kız yapıyordu. Benim çekinimi yapıyordu. Ne oldu yani? Çatıştı mı yani? Daha çok dikkat ediyor. Daha çok sana hürmet ediyor. Lan başımın şahsiyetini bozmayayım. Benim başörtüme dil uzatmayayım. Daha çok dikkat ediyor şimdi. Daha çok nazik davranıyor. Daha sonra çok sana güzel hizmet veriyor. Dinimin icabı olarak ben iyi davranayım diye. Öyle değil mi? Daha çok insan hassas olur. Sen şimdi sokakta davrandığında benim bir mi? Ben daha çok dikkat ederim. Baya ne olur mu ya bu falan ne derler ya. Değil mi? En azından ha benim dışarıda bulunmam buradaki bulunmamla çatışmıyor. Tam tersini daha çok hareketlerime, davranışlarıma daha çok dikkat etmem lazım. Din hayatı kucaklamış. Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası. İhya-i diniyle olur. Bu milletin ihyası. Bu milleti ihya etmek misin? Senin getirdiğin kale bodur usta çalmış mı? Din olsaydı yapmazdı. Yani dinini uygulasın. Öyle değil mi? Elektrik mi getirdin? Tarlaya mı getirdin? Bak nereye yaparsan, nerede bir yamukluk var? O yamuk adam da dini yamuk. Öyle değil mi? Bak her yerde geçiyor. Mesela bir elektrikçi mi? Dindar bir elektrikçi. Elektriği yapar. Bak dindarlık elektriğe mani değil, tam tersine. Din elektriğe mani değil. Din trafik polisi olsa, dindar. Bir trafik polisi dini olsa. Daha mı kaliteli olmaz mı arkadaş? Senin gözüne bakıp da bahane yapma, yapıp da çorba parası diye soyma, şehirdeki haydutculuk. Eskide dağdaydı hayduttu, şimdi şehre inmiş. Yani peki o dindar olsa sana da çok daha yardımcı olmaz mı? Öyle insanlara rastlıyoruz da analarının sütünü emdiği nasıl belli yani? Diyor ki bak biz sizin için varız. Ne olur o kemeri tak diyor. Ulan vallahi senin için ben kahrolurum dedim ya. Keşke bana ceza versen de bu lafı demeseydi. Ne olur rica ediyorum. Sen bu memlekete lazım kemerini tak. Bana ceza versen de dedim bunu demeyin. Ben vicdan azabı çekiyorum çünkü. 72 lira verseydim daha iyiydi. Biz dedi ya biz dedi böyle fırsatçılık değiliz ki dedi. Sen çünkü bu memleket bana anlatıyor. Senin bu yaşa gelmen için ne kadar dedi devlet sana yardım etti. Asfaltı kullandın, bu suları kullandın, güneşi kullandın, havayı kullandın diyor. Onun için hemen niye gidiyorsun? Allah Allah. Adama bak ya. Ulan sen polis misin dedim ya. Yoksa müderris misin? Ne dedi biliyor musun? Sen de öyle birisine benziyorsun. Ben derslere gidiyorum dedi. Bak ne oldu? Yani dinle trafik polisliği çatıştı mı? Siyasetçi dindar olsa daha iyi değil mi? Allah Allah. Ya acayip bir şey ya. Din hayatla çatışan değil. Hayatı kucaklayan, kaldıran, hayattaki yanlışlıkları ortadan bertaraf eden bir şey ya. Ne kadar hoş ya. Bir gecede 4 tane kaçak kat atıyorlar. Din ona hakim olsa yapar mıydı? Ben gidiyorum çivi çaktırmıyor çatıya. Uydudan takip ediyoruz. Ulan benim için uydudan takip ediyorsun da. Onun için galaksiden mi takip ediyorsun da görmüyorsun. Din ona hakim olsaydı. Din bambaşka bir şey ya. Çok hoş bir şey. Bir insan dine uydukça ne kadar güzel oluyor ya. Sabırlı oluyor, tahammül oluyor, fedakar oluyor. Borç para veriyor. Tamam mı? Ulan ötekisi olsa faize koyarım lan ne borç para vereceğim. Verdim aldım aynı diyor. Onun duvasını hesap etmiyor ki. Onun duvası var değil mi? Sebap var. Ahirette bana sebap verecek Allah. Onun duvasını alırım. Çok bela musibetten kurtulurum demez. Ulan buna vereceğime bir sene sonra oradan bankadan faiz alırdım diyor. Bunda ne karım var diyor. Ama din ona hakim olsaydı böyle demezdi değil. Ulan bir mazlumun işini gördün. Ya Rabbi benim ihtiyacımı giderdiği gibi. Bu adam benim ihtiyacımı gider. Allah'ım sen de onun ihtiyacını gider. Ya bu ne? Faize benzer mi şimdi bu? Vurdu işte dağları, vurdu tepeyi, arşı oynattı bu. Ya Rab benim kırık kalbimi tamir etti. Ya Rab ihtiyacımı giderdi. Ya Rab sıkıntımı benden çıkarttı. Sen de bunun sıkıntısını çıkart. Ona da darlık verme Allah'ım. Böyle bir dua alsa Muzaffer'e. Allah razı olsun. Uf. Allah'ın vazifesine adeta bir vazifedarlıkla yardımcı olmak gibi. Cenab-ı Hak öyle gördüğü için Allah benim rızkımı vermeye kefil. Benim geçimimi de temin etmeye kefil ama din olsun, beşeriyet olsun, imtihan olsun diye sana öyle bir vazife vermiş, bana da o noktada bir noksaniyet vermiş.
Allah'ın vazifesini evet. sana yaptırıyor Allah. Allah'ın aynen. vazifesini yaptırıyor. Aynen. Allah vermesi lazım onun şeyi. Ama senin cebine koyuyor. Ona zekat ver diyor. Öşür ver. İslami uygulamana da vesile oluyor zekat verme. Ama Allah'ın direkt bana vereceği doğru. Senin eline verdi diyor ki aradaki bağ olsun. Dua olsun. Samimiyet olsun. Münasebet olsun. O zaman din atılmış camide, evde, dershanede atılmış. Hayat başka. Hayır. Din hayatı kucaklamış. O zaman dinin doğruluğu hayattan kopuk mu değil mi? Hayatı kucaklıyor mu kucaklamıyor mu? Kucaklıyorsa o din doğrudur. Eğer din kendi sahasında kalıp hayatın safhasına hükmetmiyorsa o din değildir. O bir öğretidir, felsefedir. Meslek gibi abi. Beşeriyetin tubesi olmuş. Bana arkadaş bu çok mühimdir. Tuvaletimi söylemesi lazım. Nasıl gireceğimi. Onu söyleme. Banyomu söylemesi lazım. Kılavuz olması lazım. Bir, iki. Çünkü niye? Erva habisi cin oradan musallat oluyor. Psikolojimi oradan şey yapıyor. Şimdi sıkılıyorsun, tamam mı? Sıkılıyorsun. Ya bunalıyorsun. Bir doktor dolaşıyorsun. Bir şey yok. Bir okunuyorsun. Bak hayatın içinde olduğu için. Düzeliyor. Veya Kur'an okuyorsun, atlıyorsun. Ulan oh ya bu Kur'an acayip bir şey ya diyor. Yani bunu izah edemezsiniz yani. 256'da anlatıyor sözlerde. Çok tuhaf. Yeni öğrendim. 34 senede ilk defa duydum bu yorayı. 256'yı. 55 mi 56 mıydı? 55 miydi? Ben böyle bir çarşamba muzakereli derste denk geldim. 34 senede ilk defa duydum. Mübalağa ediyorsam Allah kahretsin. İlk defa. Acayip bir şey ya. Bunu bir ara ders yaparız. Ama yeri bakayım. Peki abi Hristiyanlık dini bozulduğu için mi trafikte evet. çatışıyor? Evet. Yani bir kere 360 tane kitap vardı. Dörde indirdiler pazarlık. Pazarlık etmişler İznik'te. İncil, 4 tane İncil var. Barnaba var, Yuhanna var, Magda var, bir de Luka var. Tamam, 4 tane. Hangisi Allah'ın kitabı belli değil şimdi. Tamam. Bir kere oradan tepeden gitti. Değil de zaten. Değil de. Ondan sonra hayatla çatışıyor. Sonra fıtratımın isteğine hedef tayin etmiyor. Aklımı ikna etmiyor. Beşeriyete bir şey getirmemiş. Hiçbir amel yok. Namaz yok Hristiyanlıkta. Oruç yok. Zekat yok. Beşeri bir, sosyal bir yapı yok. Bir sırf dua var. Tanrım seni affetsin. Amen. Aziz bak kardeş. Şu anda bak vurdu adam. Şu anda vurdu bak gitti. Adam böyle deyince kızdı yani. Amen. Başka bir şey yok ki. Hayata bir şey getirmemiş. Şimdi şeytan diyor ki İslamiyet doğru olduğunu nereden biliyorsun? Hangisi doğru? Sen Hristiyan doğru olabilir. Hayatta hiç barışmamış ki. Hayata bir şey getirmemiş. Sosyal yapıya bir din kaydı. Mesela diyelim ki orucu açtın kasten. Orucu kasten açtın. İlk cezası nedir? Vicdan azat. Köle mi? Köle azat etmek. Sonra? Fakirleri doyurmak 60 tane. Sonra? Hüseyin? Oruç tutma. Bak şimdi. Ceza müessesesine bakın demek istiyorum. Cezaya bakın. Orucu kasten açtın. Git 61 gün tutmak yok. Köle varsa köle azat et. Peki İslam'ın ceza müessesesi bile toplumu ihya ediyor. Git orada köle varsa diyor hürriyetine kavuştur. Senin bedelin bu. Allah'a ne kar var burada? Sen orucu kasten açtın diye köle kurtuluyor bakın. Adeta köle diyor ki iyi ki kasten açtı diyor. Bakın ceza bile Kur'an'ın menfi meselesi bile toplumun ihyasını yapıyor. Yok mu köle? Yok. Peki ikinci ceza. 60 kişiyi sabah akşam doyuracaksın. Allah'a ne karı var şimdi? Toplumu ihya etmiyor mu bu ceza? O fakir doyuruyorsun. Ha bu da yoksa o zaman oruç tut. Bu da yoksa, sağlığın şekerin var. O zaman fidye ver. Gene fakire gitti yani. Yani o kadar acayip bir şey ki. Yani İslam'ın hükümleri toplumu bağlayan, bütünleştiren, hastalıklarını tedavi eden, toplumu yücelten, hastalıklarını çözen, ne sorun varsa kangren olmuş, onu düzeltiyor. Cezası bu. Mükafatı ne olur? Haçta en küçük adamsızlığa da sadaka ver. Sadaka cezası verdi. Allah bunu geldi kafa. Ya ne kadar güzel bir şey din ya. Ona ilk hakikaten Müslüman olmuş. Ha.
kıymetini bilmek lazım vallahi ya. Hocam mirasla alakalı cinayetler işleniyorsa uyursa Kur'an'a. Ya. Yani en önemli. Ben o kadar ama hakem olmuşum ki mirasta onu aman pelerime basma vallahi. Aa yeni bir tane de. Ya diyor çocuk diyor ona babam diyor ölmedi ya parasızlıktan ölüyoruz ona bir sürü şey var. Aynen ha biliyor o adam işte. Onun işhanları var diyor tamam işhanları var bir sürü abi diyor. Yani ben 50 milyarın üzerine ayda kira alıyor. Adam zor geçiniyor ya. Ben dershanenin zekatını aldığını biliyor oğlu. İşsiz kalmış. Yermiyor adam. Allah'tan ya çok dua etti de herhalde 10-15 sene sonra işte geçenlerde vefat etti bana. Adam bana dedi ya onu. Sana duaya mı geldi abi? Dua edersin diye. Şimdi cenazede masallı dinliyoruz ya. Orada kardeşlerin falan duruyor. Hepsini tokat açıyor basacağım falan. Ona gelince o şeyler konuştuk ya böyle ya babam gitmedi falan abi de falan. Ulan ne lan dua mı istiyorsun lan dedim şey böyle. Şimdi sarılıyorken gözün aydın lan hadi. Masallı demedim ya inan. Gözün aydın lan. Dur lan burada da şaka yapma. Ne şakası lan dedim. Öteki kulağıma lan gözün aydın hadi dedim. Dedim abi dur burada şaka yapma. 15 sene boşuna bekliyorum. Şimdi mirasa uysak kavga olur mu? Bak Rize'de de bir tane de var. Ama avukatlar aç kaldı. Yarısını avukatlar alıyor. Kardeşler ölmeyince. Mesela bak. Dün bir tane aile sorunu şey yaptı. İkiniz itimat ediyor musun? Ediyoruz abi dedi. Beni ne kadar tanıyorsun? Abi tanıyor seni dedi. Ben hiçbirisini tanımıyorum telefonu. Tamam. Ayze aç. Tamam uyacak mısın? Çözüm. Allah razı olsun. Uyduk ve bugün şey yapıyorlar. Allah senin yerde gökten razı olsun. Evimiz düzeldi diyor. O da şey yaptı. Belki o söylediğini o da demiştir ama sen dediğin için kabul etmiyor. O da öyle. Ben imtiyazlı olduğum için söyleyince tamam. Bak şimdi aile hukukunu, miras hukukunu tamam mı? Ölenin bile hukukunu koruyor din ya. Mezara diyor basmak, ölünün, dirinin üzerine basmak gibidir. Tahrimen mekruhtur. Mezara basamazsın. Harama yakındır. Ulan ölünün hukukunu koruyor. Vasiyet mi etti? Vasiyeti nereye getireceksin diyor. Dine zıt değilse vasiyeti nereye getir diyor. Ya bu ne acayip bir şey ya. Lan ölünün hukukunu koruyan din dirinin hukukunu korumaz mı? Daha bundan endişe edilir mi ya? Hayatta çatışmayan bir din, hayatta barışık olan, hayatın sıkıntısını çözen, hayattaki kopuklukları bütünleştiren ve hayatın hayatı olan bir din. Yani bunun hakkında şeytan diyor ki din doğru olduğunu nereden biliyorsun? Allah Allah bu işte bu kadar. Bir kere dinin doğru olduğuna en büyük delil ey melun sensin. Çünkü gözükmeyene inanmayan sensin, sen söylüyorsun, sen kendini inkar ettiriyorsun böylelikle. Görünmeye ne inanıyorsun? İçimizden o sesi kim söylüyor? Şeytan ama kendisi gözükmüyor. Görüyor musunuz bunu? Keşke. Bak şimdi. Gözükmeyene ne inanıyorsun diyor ya. Bunu diyen şeytan gözükmüyor. İslamiyet'in doğruluğundan bir de delil en büyük sensin. Çünkü Kur'an'ın bir mevzusu şeytandır. Şeytanın varlığı da bana bu tür düşüncelerin gelmesidir. Kendisini kendisiyle ispat ediyor. Yani bir de şuraya okuyayım. Her bir uzva ve Furkani'yi o kadar tenası muhafaza etmiş ki yani adeta bir ağaç olarak gösteriyor. Onu okuyacağım hem kesiyorum. Bir ağaç düşünün. Yaprak dalı ile çatışmamış. Ya yaprağa bir bakıyorsun böyle kabak gibi. Veya meyveyi bırakıyorsun böyle incir gibi. Yaprağına bakıyorsun dev gibi. Hayır. Yani bakıyorsun ceviziyle, şeftalisi yani yaprakla, ağaçla, büyüklükle, küçüklükle takılma, sert mi yumuşak bir bütünlük. Yani bir yeri çatışmıyor. Tamam diyor ki her bir uzva ve meyveye layık birer suret vermiştir. Yani bir dikimliktir. Mesela ayvaya bak. Ayvanın siması onun kimliğidir aynı zamanda. Onu ceviz gibi bir ağacın tepesine takmamış. Ayvayı mesela. Ayvayı çınara taksa şimdi. Mesela 20 metre, 30 metre yükseklikte bir ayva şimdi. Ağaç, ne ağacı bu? Çınar ağacı yerine ayva olsa. Bursa'daki görmüş müsünüz bilmiyorum. Böyle çınar ağaçları var. Burada da var. Ha, dediğin yerde var su başında. Şimdi onun tepesinde, hadi, tepesinde ayva olsa böyle bir ayva. Kim onun altında kahve için çay bahçesi yapar mı?
Düşse kafana. Bitti. Kabak kabak. Kabak falan demedim yani, tamam mı? Şimdi o çınarın altında çevirip de çay bahçesi yapar mı adam? Ne zaman düşecek? Çay içer mi böyle ya? Nasrettin Hoca demiş başına işi almış abi. Nasıl ya? Ya niçin söyledim? Kur'an da böyle. Yani bir şeyi söylerken bütün uzuvları, bütün sistemi nazara almış. Hiçbir yeri mesela ahireti ihya edeceğim diye dünyayı iptal etmemiş veya azaltmamış, çizmemiş. Kadını koruyacağım diye erkeği, erkeği koruyacağım diye kadına vesaire. Hayır, hiçbir şeyde dokunmamış. Dedi ki her bir uzva ve meyveye layık birer suret vermiştir ki bütün muhakkikler nihayeti tahkikinde Kur'an'ın tasvirine, yani anlatımına, yani hakikatleri tasvir etmede o kadar harika yapmış ki kimsenin hukukunu rencide etmemiş, aşağılamamış, hepsine layıkı veciyle özellik vermiş. Bu özelliğine ulema ehilleri maşallah, barakallah deyip tılsımat-ı kainatı ve muamma-i hilkatı keşfe fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Hakim demişler. Ya. Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs salavat.